seviyorum ve sizleri çok seviyorum. Teşkilatımı çok seviyorum. Bayrağımı çok seviyorum. Her memurum için, çocuk çocuğu için şehit olmaya hazırım. Ali Gaffar Okkan. 1990'lı yıllarda Kars Emniyet Müdürü iken PKK ve Hizbullah'ın etkili olduğu, şehrin terör yüzünden yıprandığı, faili meçhul cinayetlerin kol gezdiği, polisle halkın küs olduğu bir şehre Diyarbakır'a il emniyet müdürü olarak atandı. Görevine başladığı ilk andan itibaren polisle halkı barıştırmak, Diyarbakır için hizmet etmek ve şehre bela olan terör örgütlerinin etkinliğini kırmak için canla başla çalıştı. Bütün polis memurlarının sokağa çıkmasını, halkla iç içe görevlerini icra etmelerini sağladı. Diyarbakır'da ilk defa kadın polis ekipleri kurdurdu ve bu ekiplerin çocuklara, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmesini sağladı. Bu düzeni oluşturmak ve korumak için kararlılıkla mücadele etti. Küçük çocukların terör örgütlerine bulaşmasını engellemek için sportif faaliyetleri destekledi. Kendisi de koyu bir Diyarbakır sporlu olan Gaffar Okkan, Diyarbakır Spor'un şampiyon olması için çabaladı. Her maçlarına yoğun çalışma temposuna rağmen katıldı. Deplasmanda bile takımı destekledi. Diyarbakır'ın birçok yerine kamera sistemi kurdurttu ve bunları çalışma ofisine bağlattı. Sürekli takip ettirdi. Yaptığı operasyonlarla PKK neredeyse şehir içinde etkisiz hale gelmişti. Lakin Hizbullah hala Diyarbakır ve ülkemiz için büyük bir tehlikeydi. Faili meçhul cinayetlerin sayısı Gaffar Okan döneminde azalsa da hala devam etmekteydi. Hizbullah Türkiye lideri çemberin daraldığını fark ettiğinde şehirden kaçarak batıya gitti. Gaffar Okkan'ın talimatlarıyla Hizbullah ard arda operasyonlar düzenleniyor, örgütün planları, dokümanları, silahları ele geçiriliyordu. Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlanıyor ve halkın polise olan güveni artıyordu. Diyarbakır Emniyeti'nin de büyük yardımları ve istihbaratlarıyla Hizbullah Türkiye lideri İstanbul'da bir baskında yakalandı. Polisliği bir meslek değil de bir tutki gibi yaşayan Gaffar Okkan, "Galiba ülkeme yaptığım en büyük hizmet Hizbullah operasyonlarıydı," derdi. Diyarbakırlıların Gaffar babası 24 Ocak 2001'de Hizbullah liderine yapılan operasyondan tam bir yıl sonra şehrin orta yerinde işlek bir caddede koruma polisleriyle seyir halindeyken pusuya düşürüldü. Ali Gaffar Okkan suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. Diyarbakır'a matem havası çökmüş, bütün halk üzüntü içindeydi. Cenazesi çok kalabalık bir katılımla uğurlandı. Birçok yeni doğan çocuğa onun ismi verildi. Diyarbakır'da birçok evin baş köşesine onun fotoğrafları asıldı. Vefatının yıl dönümünde onu saygı ve özlemle anıyor, gösterdiği devlet adamlığının, kararlılığın ve çalışkanlığın geleceğimize ışık tutmasını temenni ediyoruz.